Merhaba arkadaşlar. Bu başarı hikayesinde 3 konuk ağırlıyoruz. Duran Kaan Altın, Boğaziçi Bilgisayardan, Mustafa İldemir, TOK Bilgisayardan ve Yusuf Erkam Köksal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri bölümlerinden 2020 YKS sonuçlarıyla yerleşti arkadaşlarımız. Önce hepsine bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk hocam. Şimdi arkadaşlarımızın netlerini sizinle paylaşayım sevgili arkadaşlar. Duran'ın 38'e 2 matematik TYT'de, 19'a 1 sosyal, 40'a 0 matematik, 19'a 1 feni var. 115 TYT'si var arkadaşımızın. AYT'de matematik 40'a 0, fizik 14'e 0, kimya 12'ye 1, biyoloji 12'ye 1, 77,5 AYT neti var, 96 OBP'si var. Ham'da 315, yerleştirmede 340. olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girmeyi başarmış arkadaşımız. Mustafa 37'ye 3 Türkçe, 18'e 2 sosyal, 39'a 1 matematik, 14'e 6 fen yapmış. 105 neti var. AYT'de 38'e 2 matematik, 13'e 1 fizik, 13'e 0 kimya, 13'e 0 biyoloji. 76-25 AYT neti var. 94 OBP ile ve bu netlerle 3273 ham, yerleştirmede de 3397 sıralama yaparak Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girmeyi hak kazanmış. Yusuf 34'e 6 Türkçe, 20'ye 0 sosyal, 33'e 4 matematik, 18'e 2 fen, 102 TYT neti var. AYT'de 39'a 1 matematik, 13'e 1 fizik, 13'e 0 kimya, 13'e 0 biyoloji, 77,5 AYT neti, 94 OBP, 3350 ham, 3479 yerleştirme sıralamasıyla Sabancı Mühendislik ve Doğa Bilimlerine girmeyi başardı. %100 burslu değil mi Erkan? Doğru söylüyor. Yok hocam, ben %50 bursluyum ama benim o iş biraz daha karışık aslında, hani geri kalan burs kısmı. Karışık da anlat da dinleyelim ya. Çok mu karışık Ya yani? Çıkamazsın içinden. bir yerden burs buldum diyeyim. Ücreti ailem ödemiyor yani, kısacası. Gayet güzel. Kendi O kendine şekilde bursladın yani. girebildiğim Süpersin. Çok çok diyeyim. güzel bir şey. Yani diğer arkadaşlarına da örnek olması açısından en azından hani eğer gizli saklı bir şey değilse anlatabilirsen çok sevinirim bunu burada. Ya şöyle diyeyim, Amerika temelli bir şirkette bir tanıdığım vasıtasıyla burs bulma imkanım oldu. Böyle söyleyeyim yani, daha nasıl detay verebilirim bilmiyorum açıkçası. Peki bir şey sorayım. Sen bu şirket için bir şey yapıyor musun? Yani bir Hayır, aslında şu an için yazılım. yapmıyorum. Yazın biraz hani bir süreç olmuştu alıp alamamam konusunda. Ve en sonunda hani alabildim. Ve tercihlerim bitmesinde son 15 dakika kala tercihlerimi değiştirdim. Normalde Bilkent veya İTÜ tercih edecektim. Biraz son dakika golüyle Sabancı'ya gidebildim. Gayet güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum seni. Yani bu konuyla ilgili eminim çok fazla soru gelecektir. Şimdi bu soruları bana sormayacaksınız. Bu soruları bu arkadaşlarımızın beraber kurduğu bir kanal var. Arkadaşlarımız Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun ve kendi YouTube kanalları var. YouTube kanallarında neler yaptıklarını birazdan anlatacağız. Yani bu konuyla ilgili de eminim çoğunuzun sormak istediği sorular vardır. Bunların hepsini arkadaşlarımıza kendi kanallarında sorabilirsiniz. Kanal linkini açıklama kısmına paylaşacağım. Oradan kanala üye olmanızı, arkadaşlarımızı desteklemenizi çok istiyorum. Çünkü birazdan sohbet sırasında eminim açıklayacaklar. Yapmak istedikleri çok güzel şeyler var. Bunlar hani sizin de yararınıza olacağı için ben özellikle bu kanalın büyümesini şiddetle arzuluyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konuya, sadede gelelim. Şimdi hepiniz aynı okuldasınız, aynı sınıftasınız, sınıf arkadaşısınız. Yani Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava çalışıyorsunuz. Duran daha mı zeki? Yani böyle daha mı böyle bu işleri biliyor? Bak adam ilk 1000 yapıyor, siz 2000'lerdesiniz. Şimdi önce bunu sorayım. Peki, ya ben bunun ne olduğunu biliyorum ama arkadaşlarınızın en azından bu işi anlayabilmesi açısından biraz sınav şansı, doğru mu? Evet hocam.
Sınav şansı Mesela çok önemli. aynen Mustafa'nın da ve Yusuf'un da ben denemelerde durandan daha iyi yaptığı denemeler olduğunu düşünüyorum. Var mı böyle denemeler? Hocam son 3 aya kadar hatta baş başa götürüyorduk ya. Son 3 ayda bizi geçti Duran. Valla. Öyle oldu bir tık. Evet. Aynen. Peki. Şimdi Duran'dan başlayalım o zaman. Duran, sen ne zaman sınava çalışmaya başladın? Yani tabii ki Ankara Atatürk Ha. Üniversitesi çok güzel bir okul. Zor da bir okul. Hani insanı zorlarlar orada sınavlarda vesairelerde. Ama yani illaki yazılara çalışmışsınızdır. Sınav günü, sınavdan işte 2 gün önce, 1 gün önce. Ama bu sınav bilinci Duran ne zaman oluştu sende? Ne zaman çalışmaya başladın? Ve mesela Eylül ayına başladığında 12. sınıfın ilk TYT netin neydi? Aynı soruları size de soracağım arkadaşlar. Duran'la başlayalım. Buyur Duran. Ya aslında sınava çalışmaya ben 11'in yazında başladım. 11'den 12'ye geçerken yazın başladım. Sınava yönelik çalışmaya. Ama o şeyde sınavda iyi yapmamın bir nedeni ne şeydi? 11. sınıfı çok sağlam tutmamdı. Yani 12'ye geçtiğimde AYT adına 11. sınıfta hiçbir şey kalmamıştı. Sadece soru çözecektim yani. Konu açığım yoktu. İşte 12. sınıfın başında bir deneme olmuştuk. Galiba 66 net falan yapmıştım TYT'den. O zamanlar zaten Yusuf'la Mustafa hep benden daha iyi yapıyorlardı. Hiç yaklaşamıyordum yani onlara. 66 TYT netim vardı Eylül'de, öyle mi? Evet. Aa. Sizin nasıldı Yusuf? Sen ne diyorsun? Ne zaman başladın çalışmaya? İlk netlerin neydi? Şöyle hani biz biraz haylaz öğrenciler hocam açıkçası hani sınıf olarak da olsun. 11. sınıf da mesela ben dershaneye gittim ama açıkçası benim için pek verimli olmadı. 12. sınıfta da özel ders veya dershane değil ben okul kursunu seçtim. Ve bu yüzden de 11'in yazından itibaren TYT çalışmaya başladım. Mesela hani ben okula başladığımda hatta Kasım'ın Aralık'ın sonlarına kadar falan AYT'de hiçbir şey bilmiyordum diyebilirim. Denemelerine bile girmiyordum. TYT çalışmaya başladım. İlk denemem 58 net gelmişti ama daha sonrasında TYT'ye daha ağırlık verdiğim için mesela Duran'ı falan geçtik yani hani TYT'de o konuda. Evet Mustafa, senden dinleyelim aynı hikayeyi. Ne zaman başladın? İlk netlerin nasıldı? Şöyle hocam ben sınava yönelik çalışmaya 11. sınıfın yazında başladım ama 11. sınıfımda çok sıkı tutuyordum. Hani çok zor bir dershaneye gitmiştim zaten. O yüzden ilk netimde 11. sınıfta 66 idi. 12. sınıfta da böyle 75 falandı. 12. sınıfın ilk denemesi. Ama ben 11. sınıfın yazında TYT'ye bayağı abanmıştım. Bayağı 6 tane falan kitap bitirmiştim. Asıl başlamam 11. sınıfın yazıydı. Peki Mustafa, 12. sınıfa başladım. Bir günlük rutinin neydi abi? Nasıl ders çalışıyordun? Okula kaçta gidiyordun? Eve kaçta geliyordun? Dershaneye gidiyor muydun? Nasıl geçiyordu günün? Yani bir günün nasıl geçiyordu? Hocam ben okula 8'de gidiyordum ve ders başlayana kadar bir paragraf falan çözmeye çalışıyordum. Çünkü sabahın en erken saati paragraf çözmek için bence en verimli saat. Sonrasında okulda dersimi dinliyordum. Böyle eğer ara falan bulabilirsem onda yine paragraf ve problemimi çözmeye çalışıyordum. Yani benim için o aralarda genelde TYT çalışmaya çalışıyordum okulda. Sonrasında bizim dershanemiz 5'te başlıyordu. Okulda 3.20'de bitiyordu. Sonrasında dershaneye gidip de çalışmama devam ediyordum ve genelde dershane konularını çalışıyordum. Ödevlerini falan yapıyordum. Çünkü çok fazla ödev veriliyordu. Çok da fazla vakit olmadığı için o araların hepsini değerlendirmeye çalışıyordum. Sonrasında dershane bittikten sonra dershanede 8'de falan bitiyordu. 8'de eve gittiğimde çok fazla yorgun oluyordum ama ilk başlarda hiç alışamamıştım bu çalışma şeyine. Ama sonrasında böyle bir 11'e kadar falan ders çalışmaya kendimi zorlamıştım. Sonrasında da alışmıştım. Ve o zamanlarda ben genelde akşamları daha çok yapabildiğim dersleri çalışıyordum. Mesela geometri, matematik falan benim yapabildiğim dersler. Ben genelde akşamları o dersleri çalışıyordum ve genelde ödev şeklinde götürüyordum. Yani Günlük yorgun rutinim olduğun zaman böyleydi. hani akşama kadar gerekli enerjiyi asıl öğrenmen gereken işlere veriyorsun. Ama artık hani madem vakit de var, yorgunum ama 2 tane soru çözeyim deyip alıp matematik geometri yapıyordun. Değil mi? Mantıklı. Aynen hocam. Aynen. Senin bir günün nasıl geçiyordu Yusuf? Hocam benim bir günüm sabah 6'da uyanıyordum ve okul için yola çıkıyordum. Benim okul kursu olduğu için okuldan sonra da 4 saat yaklaşık okul kursumuz oluyordu ve ben günde 12 saat böyle hem konuları hem de soruları çözdüğüm bir tempoya giriyordum. Yani mesela bir günde 4 saat matematiğiniz varsa ikisinde konu, ikisinde soru çözüyorduk. Yani okul içerisinde ben fazla soru çözebiliyordum.
Akşamleyin 8:30 gibi falan eve gitme fırsatım oluyordu ve çok yoruluyordum gerçekten. Mesela gün içerisinde sabahleyin ilk başlarda benim geometrim biraz sıkıntıdır. Paragraf ve geometri çözerdim, yeni nesil geometri. Okul içerisinde işte genellikle derslere çalışıyordum. Yani derslerin sorularını çözüyordum. Ama ekstra çalışmam gerekirse kesinlikle fiziğe bakıyordum. TYT fiziğim, ya benim direkt fiziğim biraz kötüydü açıkçası. Fiziğe bakıyordum. Akşam eve gittiğimde de böyle hani vicdanımı rahatlatmak için diyeyim. Hani o tempoya da biraz ayak uydurmak için ilk başlarda TYT kimya ve TYT biyoloji çözüyordum akşamları. Çünkü biraz daha rahat oluyordu benim için ve hani çok yormuyordu beni diyeyim akşam o kadar yoğun olması. Bu şekilde götürüyordum yani ben. Anladım. Duran sen nasıldı bir günlük rutinin? Ya, hepimizin okulu aynı zaten. Ben de okula gidiyordum. Sonra okuldan çıkıyordum. Hem de dershanem 5 gibi başlıyordu. Dershanem 6, haftanın 6 günü vardı. İşte yok, haftanın 5 günü vardı. 2 günü boş oluyordu. O boş olan günlerde okuldan çıkıp direkt kütüphaneye gidiyordum. Çünkü ev benim için çok verimli bir yer değildi ders çalışmak adına. Kütüphanede çalışıyordum yani. İşte dershaneye gittiğim günlerde eve döndüğümde bu en başlarda falan evde hiçbir şey yapamıyordum çünkü çok uykum geliyordu, çok yorgun oluyordum. Sonra gittikçe tempom artmaya başladıkça evde de çalışmaya başladım. Hatta son zamanlara doğru dershaneden çıkıp kütüphaneye gitmeye başlamıştım. Ama sonra pandemi girdi, bir anda böyle durdu her şeyim. Anladım. O kötü olmuştu. Pandemiyi anlat bize Duran. Şimdi evde ders çalışamayan bir adamsın. Hani ev çok verimli değildi ders çalışma açısından diyorsun. Pandemi geldi, dışarı çıkamıyorsun. Ne yaptın? Nasıl açtın bu işi? Ya, evimizin yakınında bir kütüphane vardı. Daha kapanmamıştı kütüphane. Oraya gitmeye başladım. Sonra kütüphaneler kapandı. Orada durdu. Çalışmam benim durdu tamamen. Yani O iki zaman şey haftalık bir dedim, ara verdim. benim kazanmamam için her şeyi yapıyorlar dedim. Ya Evde nasıl adapte oldun peki? Ya bir de evde niye ders çalışamazsın? Bunu da merak ediyorum cidden yani. İnsan evde niye ders çalışamaz yani? ev çünkü çok rahat bir yer benim için. Eve sadece yatmak için düşünüyordum yani. ondan sonra bir şekilde çalışmaya başladın ve bütün Ondan stres sonra arkadaşlarını geride şey bırakacak olmuştu. kadar net yaptın yani. Ertelenmişti filan, sınav ertelendi. Konular çıktı, o çok rahatladım. Herkes rahatlamıştı. Sonra bir anda geri alındı sınav. Herkes sıkıştı, ben de sıkıştım. Bir anda çalışmaya başladım. Artık çalışmam lazım dedim. İşte geri tempoyu bıraktığım yerden elime aldım. Evde çalışmaya başladım ondan sonra. Peki Duran bir şey soracağım. Şimdi hani Mustafa ile Yusuf diyor ya hocam bize yetişemiyordu ama bir anda adam bizi geçti. Şimdi o zaman sen bir şey yaptın ya. Sen ne yaptın şimdi? Onu bize bir anlatır mısın? Gerçekten bunu merak ediyorum. Yani 66 TYT netiyle sezona başlayan bir adamsın. 115 TYT yapıyorsun yani. Neredeyse iki katına çıkardın olayı. Yani ya bu önemli. Şimdi bu TYT'yi nasıl yaptın? Sen bu işi nasıl hallettin? Yani neye önem verdin? Matematiği nasıl çalıştın? Fiziği nasıl çalıştın? Feni nasıl çalıştın? Sosyale baktın mı? Bir özet geçer misin bize bu konularda? Ya aslında ben çok fazla kontekrar yapan birisi değilim. Yani dershanemiz TYT konularını falan neredeyse 2-3 kere anlatmıştı. Sonra AYT konuları bitecekti işte son 3 ay falan. AYT konuları da çıkınca en sondakiler bizim konular bir anda bitmiş gibi oldu. Ben de direkt çok fazla deneme çözmeye başladım. Son 2,5 ay falan full TYT genel denemesi çözdüm yani. Aşırı fazla deneme çözdüm ve denemelerden öğrendim. Mesela Fazla deneme. fen... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani Nisan ayındayız. Şimdi okulu dershanesi olan arkadaşlarım var. Onları bir kenara koyuyorum. Yani onların hani yapabilecekleri sınırlı. Yapabilecekleri sınırlı derken yani okulda zaman geçiriyor bu çocuklar. Akşam eve geliyor. Dershanesi olanlar var. O yüzden hani çok fazla deneme çözemeyecekler. Hafta içi en azından. Evet. Ama bir mezun öğrenci düşünüyorum şimdi. Pandemideki sizin halinizde bu adam. Sabahtan akşama kadar evde. Sen günde kaç deneme çözüyordun Nisan ayında? Mayıs'ta kaç tane çözüyordun? Yani kesinlikle bir tane genel TYT denemesi çözüyordum. Ya full deneme çözüyordum ya da böyle şeylerden ayırarak, Alan. branşlardan ayırarak tam deneme yapıyordum. Onun dışında da fen ve sosyal denemelerini artırıyordum sürekli. AYT olsun, TYT olsun. Çünkü o konuları ben deneme çözdükçe öğreniyordum. Ezber kısımları vardı. Böyle öğrenilmesi gereken kısımlar vardı. Oraları hep sorulardan öğreniyordum ben. O çok yararlı olmuştu benim için. Yani günde 5-6 tane branş denemesi çözüyordum neredeyse. Peki TYT'de 115'ten daha iyi netler yaptığın denemeler oluyor muydu? Yok, olmadı hiç. En iyi denemen Son sınav mıydı gerçek sınav? bir hafta önce 2019 TYT'sini çözmüştüm. Ondan 115 yapmıştım. Ama o da ikinci çözüşümdü yani senin içinde. Onun için yapmıştım. Anladım. Anladım. Yani AYT'de ama fullediğin olmuştur illaki.
AYT'de bir yanlışı gördüm ya, fullemedim hiç. Hiç olmadı mı? 77,5 Hiç yap. bilemedim. Peki Yusuf, senin nasıldı? Yani denemelerin, mesela baktığım zaman burada 102 TYT'nin bayağı üzerinde TYT neti yaptığın sınavlar olmuştur. AYT'yi fullediğin sınavlar oldu mu? Senin deneme sıklığın neydi? Sen süreci, özellikle pandemide mesela deneme sıklığın neydi? Onu merak ediyorum ben. Şu şekilde söyleyeyim hocam. Bizim genellikle derslerimiz, sayısal derslerimiz TYT 12-11 şeklinde ilerliyordu yıl içerisinde. Ve biz mesela Mart ayına kadar hani genellikle TYT 12'yi bitirmiştik, 11'e dönmüştük. Yani mesela bitki ve limit türev ve integral bitmişti mesela bizde. Mart ayında kapandığı zaman ortalık benim hani 11'im olduğu gibi duruyordu çoğu derste. 12'de işlediğimiz ve hani eleyici konuların çoğu çıkarıldığı için aslında benim şu son 1,5 ay falan şeylerim gitmişti, emeklerim gitmişti. Mart ayında önce her şeyden önce ben de evde fazla çalışmıyordum ve önce bir düzgün bir masa ve düzgün bir aydınlatma edindim kendime, çalışma ortamı edinebilmek için. Daha sonrasında bu işte sınavın geri alınması, ileri alınması, konuların çıkarılması, süresinin uzatılması bizde çok stresli bir tepkiye sebep oldu ve ben hani adam akıllı böyle Mart'ın son haftasında falan çalışabilmeye başladım. Yani bir haftam en azından boşa gitti. Daha sonrasında ben TYT, ya yani şöyle TYT netlerim mesela Mart'ın sonlarına doğru yüzün üstünü görüyordum çoğunlukla. Ama hala mesela çözemediğim bazı soru tipleri veya konular oluyordu. Ben önce AYT'ye tamamen başlamadan önce bunları halletmem gerektiğini düşündüm. Ve Nisan'ın ilk haftasında tamamen kendi kendime, kendi eksiklerime yönelik bir TYT kampı yaptım tek başıma. Burada işte özellikle sosyal ve fenin konularını halletmeye çalıştım. Sosyalde mesela normalde sayısal öğrencileri konu çalışmaz ama ben sadece TYT'lerde çıkmış konuları bir kere baktım özet kitabından. Fende mesela tekrar ettim yapamadığım konuları. Optiktir işte, zayıf etkileşimlerdir. Daha sonrasında Nisan'ın ikinci haftasına itibaren ben günde yani TYT emeklerim boşa gitmesin diye 2 günlük periyotlar halinde TYT çalıştım. Genel TYT beni çok yoruyordu. O yüzden ben günleri ikiye böldüm. Bir gün TYT Türkçe ve 2 tane TYT fen. İkinci günde bir TYT matematik, 2 tane TYT sosyal şeklinde branşları götürdüm ve 2 günlük periyotlar halinde aslında sınava kadar götürdüm bunu. Bu hani günlük olarak çok az bir yorgunluk veriyordu bana ama bir ay sonunda, bir hafta sonunda çok fazla soru çözmeme sebep oluyordu. AYT çalışırken bu şekilde TYT'yi yürüttüm ve 8-9 günde mesela biyolojiyi bitirdim. Sonra 8 günde falan kimyayı bitirdim. Biyoloji, kimya, matematik ve fizik şeklinde götürdüm ve benim bütün konularım 3 hafta kala bitti aslında sınava. Yani ben AYT derslerini bitirdikçe TYT günlük TYT çalışmamın arkasına 4 tane mesela biyoloji bitirdikten sonra 4 tane AYT biyoloji branşı koyuyordum sabahki çalışmama ve sonrasında kimyaya başlıyordum mesela. Bu şekilde götüre götüre mesela belki de ben 5 tane bile genel AYT denemesi çözmemişim hocam yıl içerisinde. Ama branşlara ben çok fazla abandım. Hiç fullediğim olmadı bu arada genel AYT'lerde. 3 yanlışı görmüştüm mesela en iyi. AYT matematik mesela benim için çok sıkıntıydı. Deneme çözmeye çok geç başlamıştım ve çok fazla süremi alıyordu. Mesela çözdüğüm ilk deneme 1 saat 50 dakikaydı yaklaşık ve 32 net yapmıştım böyle bütün konuları bitirdim dedikten sonra. Ve bu hani Mayıs'ın sonu falandı. Benim için çok geç bir tarihti ve ben aslında yapamayacağımı da Toplamda mı düşünüyordum ama 32 beni kişi? kurtaran şey Toplamda mı evet 32? Matematik fen AYT beraber. matematik Ha, yok AYT. yok hayır AYT matematik branş denemesinde. Bir saat 50 dakikada Evet. çözdün ama. Evet, yani bu benim çok stresli olmama sebep olmuştu hocam. Bence de yani. Yani Bayağı bir o kadar stres kafaladı. çalışmışım. Bir de hani mesela Mustafa ve Duran aylar öncesinden bitiriyor konuları. Ben hani çok geç kaldım gibi hissediyordum. Biraz da çevrem hani Atatürk Anadolu öğrencileri biraz da benden çok ilerideydi. Ama beni kurtaran şey hem branşlarda, AYT branşlarında düşünürsek çok fazla soru çözmem. TYT'de de o Nisan ayında yaptığım kamptan sonra hiç TYT çalışmayı bırakmamam oldu. Düzenli TYT ile aslında götürdüm. Sınava bir hafta kala 110'un üstüne hepimiz çıktık arkadaş grubumuzdan. Herkes çıktı neredeyse. Ama TYT sınav anını ben iyi geçiremedim ve yani 102 neti en son dediğim gibi Mart'ın sonu Nisan'ın başında yapıyordum ve sınavda da bu şekilde yaptım. Bu Sınava biraz iyi dengesiz yani getiremedin bana kalırsa. diyorsun yani TYT sınavı. Kesinlikle, kesinlikle. Neyse. Yani gene de iyi yapmışsın yani. Hani iyi geçmemesine rağmen 102 net bence çok çok iyi. Öyle düşünmek lazım.
Mustafa sen neler söyleyecektin bu konuda? Hocam ben pandemiden önce ve pandemiden sonra diye böyle benim çok değişken bir deneme sıklığım vardı. Pandemiden önce sadece bizim okulumuz çok fazla deneme yapıyordu. Böyle bir iki tane falan haftada. Ve dershanemde bir tane yapıyordu. Pandemiden önce sürekli bu şekilde gidiyordu. Ama benim böyle 2 ay hiç deneme çözmediğim, hatta ders çalışmadığım bir dönem bile vardı. Hani sınav senesi içerisinde. Ondan sonrasında biz pandemiye girmiştik. Ben 2 ay ara verdim. Sonrasında pandemiye girmiştik ve pandeminin de ilk bir hafta aslında ben kesinlikle ders çalışamadım. Hatta böyle arkadaş grubumuzda da herkes birbirine diyordu ben çalışamıyorum, ben çalışamıyorum. En sonunda beraber bir plan yapmıştık, böyle saatlik bir program. İşte ona göre de biz denemelerimizi ona sıkıştırmıştık. Ben de bir şeye sadık olma adına hani arkadaşlarımızın sürekli ders çalıştığını falan diyerek birbirimizi kontrol ettiğimiz için ben sürekli o plana uymaya çalışıyordum. Ve o planda ilk başlarda kesinlikle deneme falan yoktu çünkü konuları bitirmem gerekiyordu. Ama böyle Nisan'dan Mayıs gibi falan ben deneme çözmeye başladım. Ve günde bir tane TYT denemesi çözüyordum ve bir tane AYT branş veya FEM branş ekliyordum o son Mayıs'tan sonrasına. Ama eğer TYT denemesi çözmek istemediğim günlerde branş çözüyordum. Branşları birleştirmeye çalışıyordum. Ama branşlar birleşmediği zaman da en kötü paragraf ve problem çözüyordum. Bu benim sınav senemin en kilit iki dersi paragraf ve problemdi. Çünkü ben özellikle paragrafı asla beceremiyordum. O yüzden böyle senenin başından beri çözmediğim kaynak, çözmediğim deneme kalmadı. Özellikle Türkçe içerisinde. Yani onları her gün çözmeye çalıştım. Benim de deneme sıklığım bu şekildeydi. Gayet güzel, gayet güzelmiş. Şimdi konuşacak çok şey var arkadaşlarımızla ama ben hani çok uzun uzun artık bu şeyi uzatmak istemiyorum. Niye uzatmak istemiyorum onu da söyleyeyim. Hani şöyle bir şey var. Arkadaşlarımızın bir YouTube kanalı var. Şimdi YouTube kanalının diğer hani başarılı olan öğrencilerin açtığı pek çok YouTube kanalı var biliyorsun. Bu kanallardan ayıran bir içerik ürettiklerini bana söylediler ve çok da hoşuma gitti. Ben bunu üyelik sisteminde vaka analizi şeklinde yapıyorum. Buna çok benzeyen bir uygulamaları var. Şimdi bunu anlatmalarını isteyeceğim sizden. Nasıl yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? O kanalda yapmak istediğiniz olayı bir anlatır mısınız arkadaşlar? Tabii. Öncelikle hani bizler birden pandemiyle karşılaştık ve evde çalışmak zorunda kaldık hocam biliyorsunuz ve bu bizim için çok büyük streslere neden oldu ve hani şu an YKS 2021'e hazırlanan arkadaşların da aslında az çok derdinden anlıyoruz. Ve hani biz de bunun için aslında destek kanalımızda YKS Doktor diye bir seri başlattık. Bu serinin amacı yani çekiliş mantığıyla yorumlardan bir öğrenciyle birlikte bir akşam görüşmesi düzenleyip yine üçümüz Duran ve Mustafa ile birlikte bu öğrencinin süre sınırı olmadan hani tamamen ücretsiz bir şekilde bütün sorularına ve bütün sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Mesela bir öğrencimiz geçenlerde şey sormuştu. KÇÇ nasıl çalışılır demişti. Birisi de TYT netlerim artmıyor demişti. Yani hem çok spesifik veya çok da genel soruları olmasına rağmen biz bunların hepsine kendi deneyimlerimizle cevap vermeye çalışıyoruz. Ve hani bunun da diğer aynı sorunu yaşayan arkadaşlara destek olacağını düşündüğümüz için de hani bunu hem öğrenciler arasından hem de tamamen kanalda hani genel bir şekilde yayınlanmasını destekliyoruz açıkçası. Tamam. Umarım hani yararlı oluyordur ya arkadaşlara da bu seri. Umarım. Ya şimdi ben hikayeyi burada bitireceğim arkadaşlar. Kaynak önerilerini, diğer önerilerini arkadaşlarımızın kendi kanallarından takip edebileceğinizi düşünüyorum. Ve size de katıldığınız için burada çok teşekkür ediyorum. Yani kendi Biz alanınızda teşekkür ederiz. yapacağınız başarılı çalışmaların yanında bu yıl sınava girecek arkadaşları da düşünerek bu şekilde emek harcamanız da beni ayrıca mutlu etti. Bunun için de size çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili arkadaşlar. Umarım çok Amin. başarılı ve sağlıklı bir hayatınız olur bundan sonraki süreçte. Hepinize tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz hocam. Biz Teşekkür teşekkür ederim. ederiz hocam. Geçen yıl yani hiç başarı hikayelerine çıkabileceğimizi düşünmezdik Yok açıkçası ama hiçbirimiz başarılı ama olmuşsunuz yani. biz Hepinize teşekkür ederiz sağlıklı hocam. ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.